ve ve i'cazihim. Allah Teala'nın aciz bırakması onları. Yecazillah yine fail Mevla. Kimi bu aciz bırakıyor onlar? Onlar ki müşrikler. Ve diğerleri Yahudiler, Hristiyanlar. Neden aciz bıraktı mesela? Anil ityani meydana getirmekten. Neyi? Bir mislil Kur'ani, Kur'an gibi bir kitap meydana getirmekten, derlemekten, söylemekten, konuşmaktan onları aciz bıraktı. Tabii bu yapabilirlerdi de Allah yaptırmadı. Görüşü ala ra'i bazıym. Bazı alimlerin görüşüne göre böyledir. Bazı alimlerin görüşüne göre böyledir. Eee ekseri e, Sünnete göre yani ekser, ekseri de eli Sünnete göre. Mutezile'den Nazam, işte Şia'dan Murtaza gibi bazı alimler ki onların ilmine itibar edilmez ama işte onlar demişler ki efendim esasen Mekke, Kureş müşrikleri çok fasih, belih, edebi kimseler idiler. Kur'an'ın bir misline bir şeyler yapma, muaraza etmeye, birkaç sure meydana getirme güçleri vardı da Allah nasip etmedi, Allah aciz bıraktı, Allah yaptırmadı. Ne gibi? Yahudilerin ölüm, iste ölüm isteme, isteyememesi gibi Allah istetmedi hani. Bunlar böyle demişler ama doğrusu bu değil. ehl Sünnet'e göre onlar istediler. Ve güçlerini de kullandılar ama Kur'an'ın mislini meydana getiremediler eğer böyle hak bulduk çünkü neden ee, eski sohbetlerimde de dinlemişsiniz ee, mağaralara girdiler aylarca yemediler içmediler hani böyle ölmeyecek kadar yediler içtiler kendilerine bir denge kurdular beyinlerimiz iyi çalışsın işte hiçbir şey görmeyelim etmeyelim böyle bir onlara da bir şey gelsin ilham gelsin kabilinden çok da fasif böyle Araplar e şimdi bir sureye muaraza yani Kur'an'daki bir sureye kısa bir sureye karşılık bir, bir sure getirsinler çünkü Allah Teala en başta ne buyurdu? kul lev istemaati li suvel cin ala bi misli hadir Kur'an la yetu bi misli. İnsanlar cinler toplansa Kur'an'ın mislini meydana getirme, Kur'an'ın benzeri bir kitap getiremezler. Böyle ki yani bu aldığım bazı zahira birbirine yardımcı da olsalar, destekçi de olsa. Başta Kur'an'ın gibi bir kitap getirim. Yapamadılar. Sonra buyurdu kul fetu bi suretin misli. Ve du'u men istata'tu min dunihi. Allah'tan başka Kimi çağırıyorsunuz? Kahin, rahip, papaz, falcı, büyücü toplayın. Ne yapın? Bir sure getirin. Bir sure de getiremedin. Sonraki ayet-i kerimelerde ne buyurdu? Kul fetü bi aşri suverin misli müfterayat. Madem Kur'an'ı Muhammed uydurdu aşağı, sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de onu gibi uydurulmuş. O işte efendim 6666 had getirdi. Efendim 114 sure getirdi. Siz de 10 sure uydurun. Yapamadılar. Sonra buyurdu. Kul fetü bi suratin min bir sure getirin. Bir sure demedik kendin. Sonra kul fetü bir ayetin. Bir ayet getirin. Bir ayet yok. Ama mağaralara girdiler. Çalıştılar, çabaladılar. Fil suresi. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Fil suresine bir muaraza yapalım dediler. Bir, bir ay, iki ay uğraştılar. Uğraştıktan sonra dediler işte bir şeyler buldular. Dediler bir çıkalım millete okuyalım bir şeyler. Ne okuyacaksın? El fiilu mel fiilu. Ve ma edrake mel fiilu. Lev hurtumun tavilun. Ve zenebun kasirun. Fil var ya fil nedir? Ve ma edrake sana fil nedir bildiren nedir? E, fil öyle bir acayip hayvandır ki uzun bir hortumu var. Kısa da bir kuyruğu var. Hadi bakalım şimdi. Kendi kendilerine okudular. Nasıl buldunuz dediler birbirine. Ya arkadaş dedi şimdi Kur'an'da Allah Teala bahsediyor ama Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Habibim sen görmedin mi Rabbin fil ashabına neler yaptı? E fil ashabı kimdi? Ebrehe'nin orduları Yemen'den kalktılar. Mahmut diye bir fili önlerine geçirdiler. Fil ordusuyla Kabe'yi ezip geçmeye geldiler. E Allah ne yaptı? E Babil kuşlarını gönderdi. Fe cealem ki mekul. Kuşların, kakaların ne? Ayaklarına ne vermiş? Halbuki normal elimizi tutsak bütün elimiz yanar. Ya kuşu yakmıyor. Senkükil denen, sitçilden, e, ateşten, nohut gibi efendim, kıpkızıl ateş. Onları, kuşlar ayaklarından, gagalarından bıraktılar. Ebre'nin orduları bütün miğferliydi, demirliydi, çelikliydi. Fakat ateşe ne dayanır? Kafasından, miğferin üstünden kafasından o şey, efendim küçücük taş, sicil taşı düştü. Düşünce oradan kafayı yakıyor, oradan demiri yakıyor, oradan beynine giriyor, beynini yakıyor. Oradan geliyor çenesinden, bir mideden, mideyi yakıyor, bütün bağırsakları patlatıyor. Oradan makadından, dümüründen adamı gebertip çıkıyor. E şimdi Allah böyle bir mucizeden bahsediyor. Sen neden bahsediyorsun? Filin hortumu uzunmuş, kuyruğu kısamış. E buna ayet indirmen ne lüzum var? Gören herkes filin hortumunu da görüyor, kuyruğunu da görüyor. Bir de fili kim yaptı sonra, yarattı soracaklar. E senin o filin yaratılmasında e, katkı payın var mı? Yok. E Allah Teala bütün Kur'an'da kendi yarattıklarından bahsediyor. E sen affedersin altıma yaptım üstüne oturdun mu diyeceksin. Faziletin ne? Hiçbir meziyetin yok. Onun için dediler arkadaşlar biz bunu Mekke'ye ineriz şimdi millete el fiilü mel bir sure yaptık deriz ama sonra millet affedersin ağzını bırakıp bilmem neresine güler. Rezil oluruz. Ee, onun içindir ki biz bunu gizleyelim. Bu çalıştık da. Fakat sonra tabii ne kadar gizleseler e, kılıfını yarı geçti. Bu yayıldı, yayıldı. Yapamadılar. Feinlem istediği bu. Bey Müslümanlar. Siz onlara dediniz hadi bir sure yapın, bir ayet yapın. Madem ki e, size cevap veremediler, falemu enma, ünzile bü'ül ve la ila illa. O zaman siz de anlayın, onlara da söyleyin. Kur'an Allah'ın ilmi dairesinde onun bilgisiyle indirilen vahidir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak o yaratır, ancak o peygamber gönderir, ancak o mucize yaratır, ancak o vahiy gönderir. Bitti. Fe'len tüm müslümun. Ey Yahudi Hristiyanlar, gavurlar Siz <gülüyor> Müslüman olmuyor musunuz hala? Şu Kur'an'ın hakikatleri karşısında. Onun için yani bazıları burada misal olarak yani aslında adam Arapçayı iyi biliyor. Fasih, belir, Muallakat'ta ne şairler var. E, panayırlarda, o Panayırı'nda ve şair panayırlarda şiirler yarışmaya sunuluyor. Ondan sonra seçilen şiirler Kabe'nin üstüne asılıyor. Bir sene Kabe'nin üstünde o şiirler kalıyor. O şairler meşhur oluyor Arap kabilelerinde mesela o zamanki sisteme göre. E bu kadar önemli insanlar, şairler var iken Kur'an geldi, ayetler geldi. Hiçbiri bir mislini getiremedi. İçindeki tabi şerif-i saad, belagat, üslubundaki incelikler, terkibindeki e, heybe azametler, cezaletler, yani manevi yükseklikler, geçmiş ümmetlerin haberleri, geleceklerin haberleri, gaybi haberler, yani her şey Kur'an'da. E böyle bir kitaptan nasıl bir ayet bile getiremiyor? İşte onun için Kur'an Resulullah Efendimiz'in en büyük mucizesi oldu. Ee, yani ve nehvi buna benzer şeyleri misal verebiliriz. Yani şuna misal verebiliriz. Aslında düşündüğümüz zaman çok fasıh belli edebiyatlı bir Arap'ın, şair bir Arap'ın, Kur'an'ın misli ona benzer bir şeyler e, birkaç satırda olsa e, ortaya çıkartması yani normalde yapılabilecek bir şey. Yani çünkü neden? Kelam, kelime, terkip, hitabet olursa, şairlik varsa bir adamda, hatiplik varsa, zeka varsa, fesahat, belagat varsa yani ne demek istiyorsun? Un var, şeker var, şu var, bu var, helva yapan yok yani. Bütün malzeme var aşure malzemesi, Aşure yapan yok. E Arap'ta her malzeme var yani bu konuşma bakımından. Şair hele, edebiyatta zirve adam. E peki tamam. E niye yapamadı abi bir, misli bir sure gelmedi bu zamana kadar? Halbuki Kur'an'ın bu kadar düşmanı var. Yahudi, Hristiyan, müşrik, kitapsız, zındık. Bu kadar düşmanı var. Bir tane bize niye ulaşmadı? Yapamadılar ki. E bu malzeme var mı? Var. E niye yapamadılar? E niye yapamadılar? Allah Kur'an'ı mucize olarak gönderdi. Yani ne demek? Mislini getirmekten onları güçsüz bıraktı, aciz bıraktı. Onun Kur'an en büyük mucizedir diyoruz.